Merhaba değerli arkadaşlar, ben İMT Hocanız. Bu dersimizde sizlerle düzgün çokgenleri ve düzgün çokgenlerde iç açılar, dış açılar, bunları öğreneceğiz. Hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi öncelikle herhangi üçü bir doğru üzerinde olmayan noktaların doğru parçalarıyla birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekillere, ki burada görüyoruz arkadaşlar, çokgen diyoruz. Herhangi üçü bir doğru üzerinde olmayacak. Doğru parçalarını birleştireceksiniz bu noktalarla. Yani bu noktaları doğru parçalara birleştireceksiniz ve oluşturduğunuz kapalı şekil çokgen olarak isimlendiriliyor. Üçgen gibi, dörtgen gibi, beşgen gibi, altıgen gibi, kenar sayısına göre bunu söylüyoruz. Peki şimdi ekstrası ne? Bunu 5'te görmüştük zaten, değil mi arkadaşlar, çokgenleri? Bir de burada herhangi üçü bir doğru üzerinde olmayandan kastı ne? Mesela şöyle bir şey çokgen olarak arkadaşlar isimlendirilmez. Neden? Çünkü bakın burada 3 tane nokta bir doğru üzerinde oluyor. Bunu mesela çokgen, kapalı şekil ama çokgen olarak isimlendiremezsiniz. Çünkü 3 tane nokta bir doğru üzerinde oldu mu olmaz o iş. Tamam. Yani bunu mesela çokgen olarak isimlendiremiyoruz. Bütün kenar uzunlukları ve açı ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen diyoruz arkadaşlar. Bakın, düzgün çokgen olabilmesi için sadece kenarlarının uzunluklarının eşit olması yeterli değil arkadaşlar. Aynı zamanda açı ölçüleri de eşit olacak. Yani hem bütün kenar uzunlukları eşit olacak hem de açı ölçüleri eşit olacak. O zaman ne oluyor? Düzgün çokgen oluyor değerli arkadaşlar. Mesela şuradaki üçgenimiz düzgün bir üçgen midir? Bu arada düzgün üçgen diye bir şeyi söylemeyiz. Ne deriz? Eşkenar üçgen deriz. Özel bir ismi vardır. Mesela düzgün dörtgen demeyiz de ne deriz? Kare deriz. Özel bir ismi vardır. Ama aslında kare düzgün bir dörtgendir. Şimdi bunu göstermek için ben hemen cetvelimi alıyorum. Tüm kenar uzunlukları acaba aynı mı? Bak, burayı ölçtüğümde 12 santimetre. Şurayı ölçtüğümde arkadaşlar 12 santimetre. Burayı ölçtüğümde 12 santimetre. Yani 3 tane kenar uzunluğumuz da birbiriyle eşit. Yani şu kenarımız, bu kenarımız ve bu kenarımız birbirine eşit. Hatta buna böyle isim verebiliriz. A, B, C. AB kenarı AC kenarına, AC kenarı BC kenarına eşit. Peki açıları eşit mi hocam? Bakın, açı ölçerimi aldım. Tam şöyle köşeye koydum. 60 derece olduğunu görebilirim. Hatta burada arkadaşlarımız bunu yakından göremiyoruz hocam diyorlar. Biraz daha yakınlaştırırsak şöyle 60 olduğunu, hatta daha da yakınlaştırabiliriz ha. Şöyle alalım onu. Şöyle alalım. Şöyle 60 derece olduğunu göreceğiz aslında. Ya bu kadar gerek var mı hocam detaylara dediğinizi duyar gibiyim. Mesela burası 60 derece. Al buraya. Bak, burası da 60 derece. Görüyorsun, sıfırdan başladı, 60'a geldi. Şuraya geldiğinde yine 60 derece olduğunu görüyorsun. İşte bunu yapsan aslında. Bunu yapmaktan bazı arkadaşlarımız işte zor geliyor. Hocam ne gerek var ya bu şekilde yapmaya falan tarzında diyorlar. Ya hocam işte bütün kenar uzunlukları eşit, açı ölçüleri eşit çokgenlere zaten biz düzgün çokgen, bunu hemen ezberliyoruz diyorlar. Ama bunu belli bir süre sonra unutabilirsiniz. Fakat siz böyle açı ölçer kullanırsanız, cetvel kullanırsanız, bunların böyle açılarının eşit olması gerektiğini, mesela 60'er derece, bak 60 derece, hop burası da 60 derece. Açı ölçüleri eşit, kenar uzunlukları eşit. Burası 12 santim, 12 santim, 12 santim. O zaman bu arkadaşlar düzgün bir üçgendir. Düzgün üçgene ne diyoruz? Eşkenar üçgen diyoruz. Özel ismi var arkadaşlar. Eşkenar üçgen düzgün bir çokgendir. Gelelim buraya. Bakın, burada açılarımız 90'ar derece. Tamam, burada tek tek ölçmeyelim artık. Bakın 90'ar derece. Burası da 90'ar derece. Yani tüm açıları 90'ar derece. Tüm açı ölçüleri birbirine eşit mi? Eşit. Tüm kenar uzunlukları eşit mi? Evet, o da eşit arkadaşlar. Hemen ölçelim. Bakın şurası 10.7 gibi bir şey çıkıyor. Tamam mı? 10.7. Evet, bakıyorum. 10.8. Sallamayalım lütfen. 10.8. Buraya baktığımızda her zaman öyle tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Buraya baktığımızda burası da 10.8 çıkıyor arkadaşlar. O zaman tüm kenar uzunlukları 10.8 santimetre olduğu için, yani 10,8 santimetre olduğu için kenar uzunlukları birbirine eşit. Hatta şundan farklı olması için böyle 3 tırnak yapabiliriz arkadaşlar. O zaman şu D, E, F, G dediğimizde arkadaşlar bu çokgenimiz düzgün bir çokgendir. Yani kare düzgün bir çokgendir diyeceğiz. Geldik beşgene. Burada arkadaşlar beşgenin tüm iç açılarına bakacak olursak 108 derece yapıyor. Baktığımızda 108 derece olduğunu görebiliyoruz açıölçerimizde. Tüm açıları 108'er derece. Yani burası 108 derece, burası 108 derece, burası 108 derece. Tüm iç açıölçüleri birbirine eşit. Zaten düzgün çokgen olabilmesi için tüm iç açıölçülerinin arkadaşlar eşit olması gerekiyor. Ve kenar uzunluklarına baktığımızda hepsi eşit uzunlukta arkadaşlar. Eşit uzunlukta olduğunu yine ölçerek gösterebiliriz. Şöyle aldığımızda, hatta şu kalemlerimi kenara çekeyim. Hop. Bakın buraya baktığınızda 6.9. 7 yapamamışız bunu. 6.9. Buraya baktığımızda yine 6.9 santimetre olduğunu görüyoruz. Sizin aldığınız çıktı da daha küçük çıkabilir. Bu kağıtla sizin kağıtlarınız aynı olmadığı için. Burada tüm kenar uzunlukların eşit olduğunu görüyoruz. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Düzgün bir beşgen diyeceğiz. Bunun ayrı bir özel adı yok artık arkadaşlar. Düzgün bir beşgen diyeceğiz. Bu düzgün dörtgene kare özel ismiyle, düzgün üçgene eşkenar üçgen özel ismiyle isim veriyorduk. Peki hocam buradan sonra ne olacak? Bunları söylediniz. Bak çok basit bir özellikti. Bunları, açıları ölçtük. Kenar uzunluklarından gittik, söyledik. Bunları işte kullanabilmemiz lazım. Bunlardan iç açılarına, dış açılarına geçiş yapabilmemiz lazım. Bir çokgenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına biz ne diyorduk? Köşegen diyorduk. Köşegen arkadaşlar bu açıları bulmamız için, iç açılar toplamını bulmamız için inanılmaz derecede önemli. Neden hocam? Çünkü bakın siz bir köşeden ne kadar köşegen çizebilirsiniz dörtgende? Bakın bir tane çizdim. Bir köşeden bir tane çizdim. Hocam bir tane daha çizerim. O başka köşe oluyor ama. Bir köşeden bir tane çizdim. Bak bir köşeden çizilen köşegen sayısı 1 arkadaşlar. Yazdım buraya. Burada mesela bir köşeden aldım. Bak şunu çizdim. Hop. Sonra bunu çizdim. Böyle elinle normal cetvelsiz çiz. 2 tane oldu. Tamam hocam. Burada 2 tane. Buraya geldim. Bak buradan bir köşeden çizdim. Hop 1. Buradan hop 2. Buradan hop 3. Hocam bu 1, 2, 3 diye mi gidiyor? Arkadaşlar şimdi bakın. Dörtgende fark ettiyseniz 4'ten 3'ü çıkardınız. Ne oldu? 1 oldu. Yani aslında siz kenar sayısından 3'ü çıkarıyorsunuz. Orada bir köşeden çizilen köşegen sayısını buluyorsunuz. Yani 4-3 eşittir 1. 5-3 eşittir 2. 6-3 eşittir 3. O zaman en kenarlı olursa n-3 şeklinde arkadaşlar bir köşeden çizilen köşegen sayısını bulmuş olacağız. İşte bunu ezberlemeden böyle çıkarmayı görürseniz asla karıştırmazsınız. Her soruda bunu da rahatlıkla hemen pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Asıl gelelim oluşan üçgen sayısına. Neden? Çünkü arkadaşlar üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180 derece. O zaman burada 2 tane üçgen oluştuğu için ne demeniz gerekiyor? Hocam burada 2 tane üçgen var. O zaman burada ben 2 çarpı 180 derim iç açılar toplamına. Peki bu nereden geliyor arkadaşlar? Bu da aslında şöyle elde ediliyor. Kenar sayısının 2 eksi. Bakın kenardan 2'yi çıkardığınızda 4'ten 2 çıktı 2. 5'ten 2'yi çıkardığınızda 3. Bakın 3 tane üçgen var. O zaman 6'dan 2'yi çıkardığınızda bakın 4 tane üçgen var. O zaman n'den 2'yi çıkarırsanız üçgen sayısını bulursunuz en kenarlı bir çokgende. Yani bakın ben burada ya işte bu n-3 bu n-2 böyle ezberlemenizi istemiyorum. Böyle çıkarıldığını görün. Rahatlıkla tüm sorularda uygulayacağız zaten. İç açıları ölçü toplama. İç açı ölçüleri toplama arkadaşlar. Şimdi burada bir tane üçgenin iç açıları toplamı 180 diye 2 tane olduğu için ne olacak? 2 çarpı 180 yani üçgen sayısı çarpı 180 olacak. 2 çarpı 180'den 360 derece. Burada üçgen sayısı çarpı 180. 3 çarpı 180. Burada üçgen sayısı çarpı 180, 4 çarpı 180. Bakın burada 3 çarpı 180, 540 derece iç açılar toplamı. 4 çarpı 180'den 720 derece altıgende. O zaman burada ne olacak? Üçgen sayısı çarpı 180. Yani n-2 çarpı 180. Çoğu yerde göreceksiniz arkadaşlar. n-2 çarpı 180 iç açılar toplamıdır. Tamam da kardeşim işte neden olduğunu bu şekilde öğrenin. Öğrenin ki rahatlıkla yorum yapın, bağlantıyı kurun. Yani o köşegenle üçgen sayısı, üçgen sayısıyla iç açılar arasındaki bağlantıyı kurun ki bir daha asla unutmayın ve ezberlemeden bunu iyi bir şekilde öğrenin arkadaşlar. Gelelim iç açı dış açı bağlantısına ki bu çok hayat kurtaran bir şey. Gerçekten arkadaşlar çok işimize yarıyor. Bir çokgenin aynı köşesine ait iç açısı ile dış açısının toplamı 180 derecedir. Çünkü bütünlerdir. İç açıyla dış açı birbirini bütünler arkadaşlar. Mesela buradan şöyle dış açıyı çizdiğimizde 180'den 120 çıkarırsak dış açısı 60 derece olur. Mesela dış açıyı hocam böyle mi çizeyim böyle mi çizeyim? İster böyle çiz ister böyle çiz. Mesela böyle çizersen 180'den 110 çıkar, burası 70 derece olur. Böyle çizersen, şuradan çizersen yine 70 derece olur. Yani dış açı ister böyle al ister böyle al. İkisi zaten birbirine eşit arkadaşlar. O zaman yalnız bir tane dış açısı var, tamam mı? Buraya geldiğimizde bize neyi soruyor? ABCDE beşgeninde D köşesindeki iç açının ve dış açının ölçüsünü bulalım. Şimdi arkadaşlar önce iç açıyı bulmalıyız ki dış açıya geçiş yapabilelim. Burada beşgen olduğu için iç açılar toplamı kaç derecedir? Hemen şunu yapın bakın. Alın. Şöyle bir köşeden siz üçgenlerinizi oluşturun. Bak şuradan çizdim. Şuradan çizdim. Kaç tane üçgen oluştu? 1, 2, 3. Hani demiştim ya n-2 çarpı 180. Kenar sayısının 2 eksiği. 5'ten 2 çıktı. 5'ten 2 çıktı. 3. 3 çarpı 180. 3 çarpı 180 ne yapıyor? 540. İşte ben de diyorum ki ya buna ne gerek var? Burada böyle çizersen 1, 2, 3 tane üçgen var. 3 tane üçgen olduğu için 3 çarpı 180'e iç açılar toplam 540 derece. Şimdi verilen açıları topla. 80, 120. Ne yaptı? 200. 110 daha ne yaptı? 310. 310 artı 3x, x daha 4x. 30 daha 4x artı 30. 540 yapması gerekiyor arkadaşlar. 310 ile 30 toplarsak 340. 340 artı 4x 540 ise hemen 340'ı öbür tarafa geçir. 4x ne olacak? 540'tan 340'ı çıkarırsak 540'tan 340'ı çıkardığımızda 200 derece. O zaman x'i ben ne olarak bulurum? 4x'i 200 olarak bulduysam x'i 200'ü 4'e bölersem 50 olarak bulurum. X'i buldum. X'i bulduktan sonra o zaman şu açımız ne olacak? 3x arkadaşlar 3 çarpı 50'den 150 derece olacak. Yani iç açımız 150 derece olmuş oldu. O zaman dış açımız da 30 derece olur. 180'den 150'yi çıkardığımızda bu kadar. Yani o kadar aslında zor gibi görünse bile rahatlıkla yorumladığımızda arkadaşlar soruyu çözebiliyoruz. Bunu da sıklıkla sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bağlantı kurmamız önemli. İç açılar toplamı. N kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı N-2 çarpı 180'dir. Hocam hani formül vermeyecektiniz. Arkadaşlar şimdi vermiyoruz bazen. Arkadaşlarımız da diyorlar. Hocam niye formül vermediniz? Biz formülle alıştık falan filan. Burada kenar sayısı N olmak üzere. Kenar sayısının 2 eksi üçgen sayısıdır. Üçgen sayısı çarpı 180 size iç açılarının ölçüleri toplamını verecektir. 15 kenarlı çokgenin iç açıları toplamını bulmak istiyorsanız hemen ne yapacaksınız? N-2 çarpı 180'de n yerine 15'i yazacaksınız. 15'ten 2 çıktı 13. 13 çarpı 180 size iç açılar toplamını verecektir. Hemen al 180 ile 13'ü alt alta çarp. 3 kere 0 0, 3 kere 8 24, 3 kere 1 3 2 elde 540, 180 çarpı 1 180. Topla bunları 0, 4, 8, 5 daha 13. Ne oldu? 2340 derece olmuş oldu arkadaşlar iç açılar toplamı. Ha bu mesela hocam formül aklımıza gelmedi. Formül bize verilmemiş de nereden çıkaracağız bunu? Hemen onu aklına getir. Dörtgeni yaz. Şöyle bir tane beşgen çiz. Zaten hemen şöyle birkaç tane yaptığında bak hop burada 2 tane üçgen var. Hop burada 3 tane üçgen var. Demek ki ben burada 4'ten 2'yi çıkarıyorum. 2. Burada 5'ten 2'yi çıkarıyorum. 3. O zaman 15'ten de 2'yi çıkarmalıyım diye hemen böyle çıkarımda bulunabilirsin. Buna gelelim. İç açılarının ölçüleri toplamı 1260 derece olan çokgen kaç kenarlıdır? Arkadaşlar şimdi yine burada n-2 çarpı 180'den başlayabilirsiniz. Tamam mı? Yani kenar sayısının 2 eksi üçgen sayısını veriyor. Üçgen sayısı çarpı 180 iç açılar toplamıdır. Bu 1260'a eşittir. O zaman siz 1260'ı bir 180'e bölmelisiniz. 1260'ı 180'e böldüğünüzde hemen şu sıfırları atabilirsiniz. 126'nın içinde 18 kaç kere var arkadaşlar? Buna bakmalısınız. 7 kere olma ihtimali yüksek. 7 kere 8 56. Elde 5 var. 7 kere 1 7. 5 de elde olduğu için 12. Bakın rahatlıkla bulduk. N-2 ne olması gerekiyor? 7. Ama 7 kenarlı değil bu şu an. N-2 yani üçgen sayısı 7. O zaman eksi 2'yi diğer tarafa geçirirsek n ne olması gerekir? 9. Yani 9 kenarlı olmalıdır arkadaşlar bu çokgenimiz diyoruz. Yani bu şekilde formülü uygulatacak odun gibi sorular da karşınıza çıkabilir bu tarz. Hani onu da gördüğünüzde şaşırmayın. Mesela burada hemen yine çizin. Ya burada dörtgen olsaydı 2 tane oluyordu. Ya beşgen olsaydı hop hemen hatırlarsın zaten. Yani bunu böyle birkaç kere yapmam 3 tane oluyordu. Altıgen olursa hop işte altıgen olduğunda şöyle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 tane üçgen oluyordu. Yani kenar sayısından ben 2'yi çıkarıyorum. Ha, o zaman n-2 çarpı 180 formülünü kullanacağım diye hemen aklına gelecektir ki zaten çoğu zaman Milli Eğitim Bakanı artık bunları soruların başında veriyor. Önemli olan bunları kullanabilmemiz. Çokgenlerin dış açıları toplamına geldik arkadaşlar. Şimdi burada da ya direkt ezbere şudur deyip geçebiliriz ama geçmeyelim. Bence önemli bir şey, görmenizi istiyorum. Ya şimdi burada şurada üçgen var, dörtgen var, beşgen var. Bunlarla alakalı arkadaşlar bakın şimdi şuradaki dış açımız değil mi? Bakın şuradaki dış açımız. Ben bunları daha önceden kestim arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmamak adına. Böyle bakın o dış açıları böyle koydum, tamam mı? Böyle dış açılarımız var üçgende. Ben bu dış açıları alıp arkadaşlar şöyle birleştiriyorum bakın. Görüyor musunuz? Şöyle çok güzel bir logo gibi bir şey oldu ha. Mercedes amblemine benzedi ha, değil mi? Güzel değil mi arkadaşlar? Tabii yani 3 yıldız. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bunu baktığınızda bir tam açı oluşuyor. 360 derece değil mi? Evet. Şimdi şuraya geldiğimizde hemen şu dörtgeninkileri de alayım. Arkadaşlar alması da zor bunu ama olsun. Yani yaptığımıza değiyor gerçekten bunlar. Şöyle aldım. Bakın şuraya koydum, dış açısı burada. Sonra işte şu yeşil olan burada. Sonra işte şu kırmızı olan burada. Sonra bu sarı olan arkadaşlar burada. Bunları da alırsak bu sefer arkadaşlar Mercedes olmuyor ama yine 360 derece olduğunu göreceksiniz. Bakın bir araya getirdiğimizde hop gelmeyecek sanmayın ha, tamam mı? Böyle elimizde biraz terledik falan yapışıyor gibi oluyor ama yani şöyle bir araya getirdiğimizde yine 360 derece olduğunu görüyor musunuz? Yine arkadaşlar 360 derece olmuş oluyor. Yani bir tam açı oluşuyor. Yani burada da dış açılar toplam 360. Burada da 360. Şimdi hocam burada açılar biraz daha büyük falan filan. Ya o önemli değil arkadaşlar. Öyle tırıvırı şeylere takılmayın siz. Bak şimdi buraya bu açılara koydum. Tamam mı? 5 tane açı var. İsterse 6 tane olsun. Ne olacak arkadaşlar yani? Dış açılar toplamının bir şey olduğunu göstermeye çalışıyorum size. Aldım bak bunu yine. Bunları bir araya getirdim. Hop. Bir araya gelsinler bakalım ne olacak. Yine tam açı oluyor. Yani yine 360 derece oluyor. İşte bunu gören adam bir daha unutmaz bunu, tamam mı? Herhangi bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı daima arkadaşlar 360 derecedir. Bitti. Zaten burada da gördünüz. Daha da unutursanız bozuşuruz. Ve düzgün çokgenlerde bir dış açının ölçüsünü bulmak istiyorsanız şöyle düşünün. Bu mesela bir düzgün çokgense 360'ı kaça bölersiniz? 3'e bölersiniz. Üçgen olduğu için. Bu dörtgen olduğu için 360'ı 4'e bölersiniz. Bu beşgen olduğu için 360'ı 5'e bölersiniz. En kenarlı olursa 360'ı n'e bölersiniz. Yani eğer bir dış açıyı bulmak istiyorsanız ongense mesela 360 hemen 10'a bölün. Dış açıdan iç açıya ulaşmak da düzgün çokgenlerde daha kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden bu çok önem arz ediyor açıkçası. Hemen pekiştirelim. Yandaki KLMNP düzgün beşgeninde bak bu önemli. Düzgün beşgen. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani burası, 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 burası birbirine eşit. Ve bize diyor ki A artı B kaçtır? Ya kardeşim düzgün bir beşgense dış açılar toplamından gidebilirim. Dış açılar toplamı neydi? 360 dereceydi. Beşgen olduğu için o bir dış açıyı bulmak adına 360 hemen ne yaparım? 5'e bölerim. 36'da 5 7 kere. 7 kere 5 35. 10'da 5 2 kere 72 derece. Bak direkt dış açıyı hemen düzgün beşgende buldum. Yani burası 72 derece. O zaman iç açıyı da bulabilirsin. Hemen 180'den 72'yi çıkar. 108 derece yapacak. Yani senin iç açın 108 derece. Hocam ne işe yarayacak bu? Şu işe yarayacak. Orası 108 ise burası da 108. Burada bir ikizkenar üçgen var ya. 180'den 108'i çıkarırsan 72 dereceyi bunlar kardeş kardeş paylaşır. Yani buraya 36 kalır. Buraya 36 kalır. O zaman burası da 108 olduğu için 108'den 36'yı çıkarırsan A'yı bulursun. 108'den 36'yı çıkardığında 8'den 6 çıktı 2. 10'dan 3 çıktı 7. 72 derece olacaktır. O zaman arkadaşlar bakın hem B 72 hem A 72 ikisini topladığımızda 72 artı 72'den 144 derece olduğunu arkadaşlar görmüş oluyoruz. Ha burada mesela arkadaşlarımız şunu da yapıyor. Hocam ben iç açılar toplamından gittim. N-2 çarpı 180'den işte 5'ten 2 çıkardım 3 çarpı 180 540. 540'ı sonra işte 5'e böldüm 108'i buldum. Olur ama dış açıdan gitmeyi öğrenirseniz daha şık, daha güzel, daha kolay olur arkadaşlar. Son bir soru ve bitiriyoruz. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katı. Arkadaşlar çokgenin kaçgen olduğunu bilmediğimiz için böyle bir yapalım. Bak böyle bir iç açı var bir dış açı var, tamam mı? Şimdi bir dış açısının ölçüsünün 4 katıymış. Dış açıya x de İç açı o zaman bunun 4 katı olduğu için 4x olacak. Bu çokgen arkadaşlar düzgün bir çokgen. Düzgün bir çokgense tüm iç açıları birbirine eşit, tüm dış açıları birbirine eşit. Ve 4x ile x'in toplamı 180 derece yapacak. Çünkü iç açıyla dış açının toplamı 180 derece. O zaman 5x 180 ise 180'i 5'e böleriz. buradan x'i yani bir dış açıyı buluruz. Ki zaten bir dış açıyı bulduk mu tamamdır olay. 18'de 5 3 kere 3 kere 5 15. 30'da 5 6 kere 6 kere 5 30. 36 derece buluyoruz. Yani şurası 36 derece. Bir dış açısı 36 derece ise bu dış açılardan kaç tane vardır? N tane vardır. Çünkü bu en kenarlı olduğunu düşünürsek n çarpı 36 360 yapacak. Şimdi o zaman bu kaç kenarlı olması gerekir arkadaşlar? Hani şey diyorum, normalde 360'ı kenar sayısına böldüğünüzde 36'yı buluyorsunuz ya. Yani o bir dış açıyı buluyorsunuz ya. O zaman 360'ı 36'ya böldüğünüzde de kenar sayısını bulabilirsiniz. Hani şurada bir içler dışlar yer değiştirme olaylarını yapabilirsiniz. Oradan da kenar sayısı ne olacaktır? 10 olacaktır arkadaşlar. Yani bu çokgen 10 kenarlı düzgün bir çokgendir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, bitirdik değerli arkadaşlar. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Olabildiğince temelden anlattım. Ortatar sorular çözdük. Mantığını kavramaya yönelik arkadaşlar etkinliklerimiz oldu. Siz de bununla ilgili mutlaka İMT Hoca kitabımızdan mutlaka arkadaşlar çözün, pekiştirin. Öğrendiğiniz gibi olur ama pekiştirmezseniz gerçekten uçar gider. Çalıştığınız boşa gitmesin arkadaşlar. İyi bir şekilde pekiştirin. Ayrıca ders iyice uzamasın diye yeni nesil soruyu sona eklemiyorum ama daha sonra bununla alakalı yeni nesil soruyu ayrı bir videoda çözeceğiz zaten. Ayrıca kitabımızda da yeni nesil çok yönlü beceri temelli LGS tarzı sorularımız olduğunu da bilmenizi isterim. Hem temel tarzda sorular var hem yeni nesil dediğimiz beceri temelli tarzda sorular var. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videolarda ya da canlı derslerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.